Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah kul hakkı affetmenin de fazileti. En azından mahşerde kul hakkı muhtemelen, kul hakkı. Haksızlık yapma. Buna zulüm deniyor buna, şeriat dininde buna. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, İttekû zulme. Zulümden kaçının, sakının, korunun. Yine zulüm altında gelmenin kıyameti. Çünkü zulüm kıyamet gününde olacak karanlık muhteremler. Yani kim ya da birine zulüm ederse, haksızlık ederse, hakkını yerse, kabrine kalktığı gün karanlıkta kalacak, gözleri kör olacak muhteremler. Bu tabi zulüm, kulun kendine zulüm vardır bir de. Kendi kendine kulun zulmede kendine eder böyle. Ne yapar? Namazı kılmaz. Yanacak cehennemde. Bu nedir? Kendi nefsinin zalimi bu. Haram günah işler, nefsine zulmediyor bu kişi böyle. Yani yarın mahşerde yanacak cehennemde, kıyam gününde böyle. Allah'a karşı zulüm vardır Allah'a karşı. Nedir? Allah'a şirk ortak koşma derler. Mevla buyuruyor, şirk ile zulüm azim. İnne şirk ile zulüm azim böyle. En büyük zulüm, Allah'a şirk ortak koşmaktır derler. Yani Yaradan Mevla, Halak-ı Alem, Rabbül Alemi derler. Yere göğü her şeyi yaratan böyle. Yöneten, yönlendiren böyle. Bunu bırakıp da Allah'ın yarattığı bir taşa tapınma, heykele tapınma. En büyük zulüm de olmuş oluyor. Sonra kalıyor üçüncüsü kul hakkı. Kul hakkı. Kişinin Allah ile arasında olan günahlar tevbe eder. Allah'ın izniyle tevbesi de güzel olursa, sadık olursa affolabilir böyle. Yalnız tabi farzlar tevbiyle affolmuyor farzlar muhtemelen. Bu da var böyle. Kişi mesela 20'si namaz kılmamış. Tevbe estağfurullah. Bütün gün uyumadı, tevbe etti. Nisaf olur, kazaya kalmaya günah olur. Namaz kılmak farz, namaz vakti vardır. Geçti mi kaza kalmış oluyor, haram oluyor. Demek ki ne oldu? Tevbiyle kazaya kalma günü af olur. Namaz aslında durur muhtemelen böyle. Yani bilhassa namaz meselesi çok mühim böyle. Yine kılarım. Yani yanlış söz böyle. Ya bak yaşam ümidi var mı? Onu Allah bilir böyle. İnsan yaşsa bile yaşlı insan ama zor kılıyor muhtemelen yaşlı insan böyle. Yani nefesler oluyor, belini ağrıyor, şu ayağın dizini ağrıyor, şu bu oluyor. Yani namaz kılması zor oluyor böyle. Günde 5'te kılmayan kişi ne yapacak? Günde kaç gün namaz kılmaz gerekiyor kazaları böyle böyle. Yalnız kul hakkına gelince kul hakkına gelince karışmıyor muhtemelen bak. Neden karışmıyor? Haklı hakkı alacak. Bunun hakkı o böyle. Ve bunu bırak affederse olmuyor muhtemelen böyle böyle. Olmuyor bu şekilde. Harise geliyor tüm hakka ile ehliya. Mahşer günü herkese hak ehlinin hakkını verecek. Nasıl verecek? Bu gelecek şeyler inşallah. Hatta yukarı şatil celhayi mine şatil karna iyi böyle. Hayvanlar bile hak hukukunda gelecekler mahşer hayvanlar bile. Hadis-i Peygamber'e boynuzu koyun, boynuzu koyun. Küteşliler böyle. Ne yapacak? Boynuzlu koyun hakkı alacak onlar böyle böyle. Bir boynuzlu koç, iri boynuzları böyle. Bir boynuz yok böyle. Eşit değil lan buradaki şeyler. Kavgaları, dövüşmeleri, kütleşmeleri alacak onlar böyle. Yani hayvana gidecekler mahşere. Hayvana bir gün alacak, hakkını alacaklar. Ve insan alacak hakkını alacak. İnsan alacak hakkını böyle. Hadise geliyor yine muhteremler. Mesela bir insan bir avcı.
Kuş gördü böyle. Nerede kuş? Nerede? Ağacın dalında ama ağaç da gölün akarsuyun kenarında bir ağaç. Kuş gördü. Yani sırf o merakıyla. Yani onu alamayacak halbuki kuş halbuki. Vurdu kuşu böyle. Kuş da bir şey düştü. Boğuldu, öldü, gitti. Alamadı böyle böyle. Eğer avucu mesela avun yakalayıp yerse etini helal oluyor bu. Ama böyle avını alamayacak avını boş öldürürse, yani bir av merakı diye böyle, av sporu diye yani günümüzde yaparsa, o zaman da alacak kulağımdır. Hatta bu avcılık meselesine gelince, mutlaka kişinin ya onun vurması, ölmesi gerekiyor, avın böyle gerekiyor. Veyahut da ölme yetişip kesmesi gerekiyor besmeyle. Mesela sudan denen böyle, bazı ördek avına gidiyorlar, kaz avına gidiyorlar, göllere gidiyorlar böyle. Gölde ne yapıyor? Ördeği veya kazı vuruyor. Kaz tabii suda düştü. Sonra buldu aldı ama ölmüş hayvan. Yetmez, et yenmez. Neden? Acaba bunun vurması mı öldü, suda boğulup mu öldü? Yani bir hayvan suda boğulsa haram olur, yenmez. Neş oluyor hayvanlar muhtemelen. Yani çok dikkat et gerekiyor muhtemelenler. Dünya fani, yani dünya geçici, hayat kısa muhtemelenler ama o alem sonsuz bir alem muhtemelenler. Ama mahşer günü çok korkunç bir mahşer günü muhtemelen. Meryem buyuruyor, yemin asir, asir, güç bir gün, çok güç gün mahşer muhtemelen. Ayak ayak üzerinde yanlaya baş açık. Güneş altında. Kişiler yanacak sudan, su yok ama. Yine hadise buraya Aleyhisselam Hazretleri. İtteku davetten mazlumi. Şimdi her haksızlığa zulüm dönüyor mu? Her haksızlığa. Haksız kişiye buna zulüm dönüyor böyle. Zulmedenler ne deniyor? Zalim deniyor zulmedenler. Zulme uğrayan da mazlum deniyor buna, mazlum deniyor buna böyle. Büyük Peygamberimiz mazlumun bedduasından kaçının, korunun. Bak, mazlumun. Bir insan yetkisi var, gücü var, kuvveti var, otoritesi var, şusu var, var, var. İmkanları var. Karşı aciz, zayıftır böyle. Kimsesizdir, arkası yoktur. İsteği bağırır, çağırır, döver, söver. Ama bir şey yapamaz muhtemelen. Ama ah eder değil mi? İşinden böyle. Allah'ım da sen bilirsen ah eder böyle. Peygamber buyuruyor. Mazlumun bedduasından kaçının, sakının. Beni kenar kafirin kafir bile olsa. Muhtemelen. Mazlum kafir bile olsa. Ya. Günümüzde insan hakları iş var. İnsan hakları günümüzde böyle. Şunlar bunlar hep pasifisi bunlar muhtemelen böyle. İnsan hakkı ne böyle? Hristiyan hakkıdır. Bak, İslam bakın değil mi? İslam böyle. Hristiyan bile olsa, Hristiyan bile olsa ona haksız yapmak yok. Evet, savaşı öldürülür muhtemelen böyle. Savaş bu. Öldürür bu şekilde. Ama işkence haram ama gene. Savaşı yok muhtemelen böyle. Lehdûnehü hicabün. Çünkü mazlum, zulüm oran kişi kafir bile olsa, günahkar bir kişi bile olsa böyle, onun kaçın bedduasından. Çünkü o bedduayı önleyecek bir güç yok böyle. Huzur ilahi o dua erişir, Allah'ını kabul eder muhtemelen böyle. Yani çok kalbime geliyor kul hakkına bakıyor böyle. Kafir bile olsa böyle. Peki ama çok mesela zalimler var yeryüzünde şu anda mesela. Suriye'de, işte Mısır'da mesela vardı şunda bunlar böyle tabii. Hele Amerika'da gittiği yerde işkence yapıyorlar muazzam. İşkence ettikleri yerler böyle. Peki ne olacak bunlar muhteremler? Kalkacak mı bunlar böyle? Hayır muhteremler. İşte velâ tahsibenallâhu gâfilun ammâ ya'melûn. Velâ tahsibenallâhu gâfilun ammâ ya'melûn zâlimûn. Ve la tahsebennallah Allah'a zannetmeyiniz. Gâhanil
Amma yapalı zalimin, yâmin zalimin. Zalim yaptı zulümden, ha Allah'ım bilmeye, görmeye, gafir zannetmeyeni bakmıyor. Yani gecenin karanlığında kimse yok böyle. Kişi eşine bile olsa bakmıyor böyle. Yani kim olsa olsun fark etmiyor böyle. Komşu olsun, eşi, ana baba olsun, evlat olsun böyle, kim olsa olsun böylece. Birisi haksız yaptı mı, Allah bundan gafir zannetmeyin bak. Ama yavrum zalim buyum. Yok muyum teşrif bir efsar. Allah'ın vermeyeceğiz neden? Allah erteliyor. Yemin teşrif bir efsar böyle. Mahşer gününde bak böyle buyuruyor. Teşhasif bir efsar. Gözler açık kalacak mahşer. Korkulamadım böyle. Gözler açık böyle. Sen gözü yoldan fırlıyor. Tabii. Kafa dikilmiş böylece. Çıkıyor sana böyle. Tabii. Mahşer gününde. Güneş altında böyle, azamet ilahi böyle derler. Korkulur günde böyle, bu bir ötelini işlemler böyle. Yani günümüz tabii çok vardır, faili meşhur cinayetler oluyor böyle, suçlar oluyor böylece. Kişi yakalanmayacak bunda, suç bu olduğu nedenlerse böyle. Ama hiçbiri bunun mahşerde gizli kalmayacak muhtemelen böyle, böyle. Yani kim kim haksı yapmışsa, tabi vurunma, kırınma, dövünme, arkasına gıybetini yapma bakıyorum böyle. Arkasına gibi yapma böyle. İşte otururum işte cami kahve, oturur cami kahvesinde. İşte filan kadın böyle, filan erkek böyle, şu böyle, böyle bu şekilde böyle. Gıybetini arkadan bakıyorum böyle. Bir gün gece Hasan Basri'de biri geliyor. Hasan Basri tabinin en büyüklerinden. Ağlayarak geliyor. Kapı tabii o zaman buraya, yok zaman zil falan böyle. Çıkıyor, buyurun, ağlıyor, zor konuşuyor. Efendim diyor, ben diyor, bir yerden geliyorum. Orada birisi diyor, sakın çok kötü konuştu. Çok üzüldüm. Tutamıyorum kendimi diyor böyle. Evet, uyuyamayacağım. O sana geldim. Oo öyle mi? Gel otur bakalım diyor, gülüyor. Otur bakalım, oturuyor böyle. Başka odaya geçiyor, Hasan'sı da böyle. Bir tabak. Bunu doldurmuş. Bunu al buna. O benim aleyhimde konuşan gibi yapan kişiye bunu tabağa da hurmana hediye etsin benden ver. Yanından selam söyledi. Allah Allah. Bu onu kılması gerekirken gülümsüyor. Ona hurma gönderiyor tabakla. Tabak hediye olsun diyor hurma da. Yanından selam söyledi. Benden selam söyledi böyle. Bu da abi gidiyor. Hala o kişi konuşmuş orada. Bunu veriyor. Bu Hasan Basri'ye gönderir, selam söyledi. Neden diye? Al durun böyle. İşte o bu sefer duygulanıyor. Allah Allah ya. Ben Ali'ye konuştum. Gıybetini yaptım. Sen bunu ona haber verdin diyor. Kızım kızmadı, gülümseydi böyle diyor. Bunu da sana gönderdim böyle. Kalkıyor da geliyor bu sefer. Ya imam. İmam dışında böyle derler böyle. Hayırlı böyle bir durum bu şekilde. Mesela özür dilemeye geldim, ah dilemeye geldim. Ve aileyle konuştum. Ama sen kızmamışsın diyor. Bana hediye göndermiş, selam göndermişsin. Neden diyor. Hediye sen beni sevmişsin ki bana sevabını göndermişsin diyor. Böyle bak. Sen bana sevabını göndermişsin diyor. Diyor ki sevabını sana sevap göndereyim diyor. Ben sana bunu gönderdim muhterem böyle. Muhterem zaten hiç gıbı yapmaz kimseye böyle. Hiç kimseye dinlemezmiş böyle. Sonra çıkarmışlar böyle. Kimse aleyhine konuşmuyor böyle. Bunu dikkat edermiş. Diyor ki, ya sen nasıl yapıyorsun böyle diyorum ben size. Kimse konuşmasın bu şekilde. Ben de yapsam annemin yapmanın gıybetini diyor. Anneme gitsin sevabım diyor böyle. Böyle. Demek ki muhteremler bağ kulak dünyaya çıkar muhteremler. Çıkar böyle. Bir gün bir atla gidiyormuş bir yere, atla gidiyormuş bir yere. Silahlı atla böyle yürüyor bir kişi. Bakıyor, bir ağacın altında bir genç bir ihtiyara dövüyor. İhtiyara gülüyor ama. Allah Allah, ya bu nedir böyle böyle böyle? Ama bayağı vuruyor yani, dövüyor böyle. Genç ihtiyara dövüyor, yaşlıya. Oraya geliyor böyle, dur bakalım diyor. Tabii duruyorlar bu şekilde. Genç söylüyor, kim bu diyor, benim babam diyor. Babası diyormuş böyle. Şimdi babası soruyor, peki niye sen gülüyorsun diyor. Yine gülüyor.
40 sene önce diyor, bak 40 sene ben babam burada dövmüştüm, burada dövmüştüm diyor. Aklıma onu biliyorum ben. 40 sene ben babam burada dövmüştüm, aklıma onu biliyorum ben. Yani kul hakkı dünyaya çıkar bazen bu terimler. Genelde büyük haklar mahşere erteni mahşere. Çünkü dünyadaki canına yetersin onlar diye muhtemelen böyle. Çok ağır böyle. Neyse bu huşu huşret. İşte mahşere hayvana gelecekler. Vahşi hayvana gelecek mahşere. Hayvana gelecek muhtemelen. İnsan, cin, melek hayvana gelecek bu şekilde. Hayvan hakkını alacak. İnsan hakkını alacak. Alacak bunları da. Peki nasıl alacak? Siyah mı yok? Hayır. Rabb ona bir cüsse verecek hayvana. Karşıkını ezecek, çiğneyecek, ısıracak. Neyse artık ben pençeleyecek. Tatmayacak muhtemelen böyle böyle. Sonra olacak muhtemelenler. Diyecek böyle. Kûnû turâbâ. Topuk ona bakın artık. Topuk ona böyle. Bir anda ölecekler. Acı duymadan topuk olacak muhtemelen. Şimdi gelelim şehitlere muhteremler. Şehitlere gelelim. En yüksek makam, Peygamber'in şehitlere makamı. Sıddık'ın şehitlere makamları. Hadi Ebu Katı buyuruyor Hadis-i Şerif'i. Eshab'tan biri gelir diyor Medine-i Mevre'ye. Medine dışından Medine-i Mevre'ye geldi. Resulullah sordu mescitte. Ya Resulallah, çok günah işlemiş de, pişman olmuş, içi yanıyor, tevbesine güvenemiyor. Tevbesine güvenemiyor tabii böyle. Bir kesim yol arıyor şimdi buna böyle. Şimdi diyor ki, ya Resulallah, ben diyor, Allah yolunda savaşa gitsem, orada ölsem, şehit olsam, günahlarım bağışlanır benim, ya bağışlanır. Cebrail Aleyhisselam günahında peygamber bir şey söyledi. Ya tekrar çağırıyor bakalım buraya. Geldi. Tekrar sonra bakalım. Hani sordu. Ya burada Aleyhisselam Hazretleri üç şey birisi sabrederse yani savaşta buna korkmadan sabredecek. Yerde kalacak. İkincisi ihlas. Allah için cihad edecek. Allah için. Kimse hiç beklemiyor böyle. Allah için cihad ediyor. Dine hakim egemen kurmak için. Üstüne de arkasından dönmeden ölürse, arkadan kaçarken olmayacak yine de. Düşman karşısında sabrediyor, bulunduğu mevziyi koruyor. Size Allah için gidiyor. Üçüncüsü de kaçarken değil ama arkana vurulmayacak. O zaman peygamber şehit olursun. Allah'a göre affeder. İlle deyin buyursun. İlle deyin. Ancak kul hakkı. Yani savaşa gidecek. Üç şahitine geliyor. Sabredecek. Allah için duracak böyle. Allah için gidecek ne edecek ihlaslı. Kaçak olmayacak. Bütün günah ve günahları böyle. Ne günah varsa böyle. İçkisi, kumarı ne varsa böyle. Ne günah işlemişse hepsi affoluyor. İlle deyin, ancak borç kul hakkı affolmaz. İlle deyin, kul hakkı affolmuyor, affolmaz. Yani şehit olsa affolmuyor. Peki şehit yanacak mı? Cehennemde bunun için yok, yanmayacak muhtemelen. Ona kolay var ama böyle. Ama o affolmayacak. O insan verecek ama mahşerde muhtemelen. O konu geleceğim inşallah. Peygamber bir gün Eshab-ı Kiram'a şöyle buyurdu muhteremden. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin eğitiminde bir metodu vardı peygamberimizin böyle. Bazı konular akılda kalması için peygamberin sorulu yapardı böyle. Peygamber soru sorar ve cevabını verirdi böyle. Üzerine vurgu yapması için. Buyurdu. Etedirüne meyni müflüsü. Eshab biliyor musun kim müflis? Müflis kimdir? Bak soru bu ne? Biliyor musun kimdir müflis? Müflis.
kalu elbüsü fina menla diremelehü vela meta'a. Bizim bildiğimiz gibi bu sahabeler, bir insanın diremi, parası olmaz, pulu olmaz, meta eşya olmaz, bir şey olmaz böylece. Yarı çıplaktır. Bu bir de iflas. Yani iflas etme anlamına göre iflas. Yani malını batırmış. Böyle. Parası pulu kalmamış, eşyada kalmamış, evi satma icabında hiçbir şey kalmamış. Böyle diyor sahabeler, biz buna müflis deriz. Ve kâle, Peygamber'in açıklıyor tamam. Evvela sahabe sordu. Onlar görüş söylediler. Peygamber açıklasın bile. Kinin müflis, iflas eden. İnnel müflise min ümmeti. Ümmeti iflasla şunlardır ki, yemiyeti yem kıyameti bir salatin. Mahşere gelir zamanlar namazı kılmış. Öyle gelir mahşere. Dünya namazını kılmış, beşten kılmış. Ahmet yazılı var Ahmet defterinde. Ve sıyan onu tutmuş orucun Ramazan'da. Ve zekat, zekatını vermiş. Beş vakitini düzenle kılmış beş vakitini. Hiç eksik yok böyle. Orucuna eksik yok, zekatını vermiş. Ve iti katişeti mağaza. Ama ne var şimdi? Ama dağıtıldı, sevabı çok tabii. Biraz da namaz. Beşini kılmış, çok sevabı. Sıra gelişini kul hakkının hesabına geliyor kul hakkına. Sonra mı geliyor böyle? Biri geliyor. Kasiyete mağaza söylemiş birine, hakaret etmiş diliyle, sözüyle. Sözde hakaret. Kalbi kırıcı şeyler söylemiş böylece. Bağırmış, çağırmış. Ve kasiyete mağaza biri ifsir etmiş, ifsir etmiş. Yapmadan sonra ifsir etmiş yapmadı. Mesela kadınlara bu. Ve kele male haza bir malı yemiş. Ama çalmış, ama çıkmış, ama kandırmış, ama borç almış, vermemiş. Her neyse malı yemiş birisinde böyle. Ve sebeki demi haza yani kanı dökmüş. Öldürmüş, yaralanmış, ne yapmışsa kanı dökmüş. Ve darabi haza yani dövmüş. Bu tabii yaşam boyu muhtemelen, dışı muhtemelen. Ergenlikten başlıyor bu. Ölünce yaşam boyu. Yaşam boyu bakıyor böyle. Birine şeyteme, yani sözlü hakaret ediyor, sözlü böyle. Bağırıyor, çağırıyor, sözlü hakaret ediyor. Karşılığına korku demek ki bir şey yapamayacağım da böyle. İftira ediyor, yalan söylüyor, malını alıyor, borcu alıyor neyse mesela, malını gasp ediyor. Nasıl olsa olsun malını yiyor böyle. Yaralıyor, kan akıyor, dövüyor. Şimdi ne olacak muhteremler? Hüyutâ min hasenâtihi hâzâ. Şimdi sıraya giriyor alacaklar, halkta sıra böyle. Yaptığı zulüm kadar Allah adaletinde bir zerre ileri geri yok muhterem böyle. Ne kadar onu kalbini kırmışsa, dövmüş, sövmüş, hakaret etmişse yaptığı kadar gıbet yapmışsa, bunun için sevabına verir, sevabından. Mahşerde altın yok muhtemelenler. Gümüş yok. Yani dolar, molar, döviz yok. Geçmiyor onlar. Boş. Yani milyon ton atom olsun, şey altın olsun, hiç yaramıyor. Ne lazım mahşerde? Sevap, sevap, sevap. Mesela bir insan çölde kalmış kişi böyle. Kerabına kaybetmiş, bu aklına kaybetmiş, şöyle tek başına kalmış. Ne lazım çöldü ona? Su lazım muhtemelen. Su, su, su. Ver baklava, isteme baklava muhtemelen. Söyledi muhtemelen. Ne lazım mahşerde? Sevap, sevap, sevap muhtemelen. Ve yuhta hazza min hasenatihi. Al bakalım bunun sevabından sana bu kadar. Böyle bir. Tabi yaptığı o zulme, baskıya, aldığı mala göre, çaldığına göre, çıktığına göre mesela gıybetine neyse böyle. Al sana mesela bir aylık namaz sevabını, al sana bir senelik namaz sevabını, al sana 10 senelik namaz sevabını, çık oruç sevabını, çık zekat sevabını, okuduğun Kur'an'ın sevabını, yaptığın zikir sevabını. Ver bakalım.
Yaşam boyu muhtemelen böyle değil mi? Yaşam muhtemelen böyle. Komşuyla değil mi? Mesela böyle komşuyla, akrabayla, yakınlarıyla, yolda, şurada, burada bu şekilde böyle alışveriş yaptığı insanlarla belki yüzler, binler kişi gelecek belki. Binler gelecek muhtemelen. Binler gelecek belki de böyle. İşte mesela satarken bak aldatmış karşılığını. Hakkını anlatıyor muhtemelen. Bir de bazen alan aldatır müşteri. Ya Fener'de bu kadar bu fiyatı yalan söylüyor muhtemelen. Bu da yalan bak, bu da hakkında böyle. Ya Zahmin Hasanat'ı hepsi bilecek bu lepsi, bundan böyle. Yaptığı zulüm kadar ölçüde verecek muhtemelen. Araya girecek ama bir gün Hazreti Osman biliyorsunuz, aşırı beşerden. Zinnureyn, iki nur sahibi. Peygamber'in kızı ev, iki kız evde böyle. Biri ölmüştü. Onun kölesi varmış. Kölesine bakayım bir iş emrediyor kölesine. Şunu şöyle şöyle yap. O da yapıyor. Hani yapıyor. Aradan birkaç gün geçiyor. Osman bakıyor işi beğenmiyor. Ona emrettiğini unutuyor da kendisi. Onu yanlış görüyor. Şimdi gel bakalım bir geliyor buraya. Osman çok edepli muhtemelen. Hayal çok böyle. Yüzü hemen kızardı böyle. O kadar edepli ve hayal böyle. Öyle böylece. Tabii bağırmasını bilmiyor böyle yani. Çağımı bilmiyor böyle. Kavga bilmez. Yalnız köleye gülümseyle tutuyor köle kulağını. Hafif büküyor şöyle. Neye bunu böyle yaptın? Yanlış mı bu şekilde böyle diyor? Diyor ki ya emir-i müminin diyor. Sen buna bak böyle bir demiştin izah diyor böyle. Ben böyle yaptım. Düşünüyor tamam. Köle haklı. Ne yaptı? Onu işte kulağını çekti böyle kulağını. Tokat vurmadı orada böyle. Yani kulağını çekti bu şekilde. Olmadı diye bakalım şimdi. Ben diyor haksızım burada. Ben şu anda zalimim. Sen mazlumsun. Sen çek bakayım kulağımı şimdi. Aman efendim ya ben köleyim ben ya. Sen halifesin, emir-i müminsin böyle. Başın beşlensin böylece. Aman hakkın olsun. Olmaz. Mahşede cayarsın belki de böyle. Efendim korktum dersin, şu bu dersin böyle, kredim dersin. Sen benim kulağımı çek, garanti olsun bu. Çal bakalım. Olmaz. Emredeyim diyor bakmam. Peki. Çünkü biraz daha çek. Biraz daha çekler. Yok bu kadardı böyle diye. Biraz çeksem o zaman sen hakkı bana geçer diyor muhtemelen. Yani bakın muhtemelenler. Bir kulağını çekmenin şeyi böyle, yani bak mahşere kalınca böyle, ne alıyor? Alıyor bunun sevabından muhteremler. Yüzlerce, binlerce kişi gelecek icabında muhteremler. Gelecek mi bunlar böyle? Al bakayım sana. Fîn feliyet. Bitti sevap yetmedi ama hasenatü. Bitti sevabı şimdi daha alacak var. Sıraya girmişler. Alacak daha var. Ama sevap bitti bak. Bitti sevabı. Kabe'nin yukla ma'aleyhim ühüze min hatayahüm hötürel aleyhim. Bu da ne olacak muhtemelen? Sevap bitti kurtulmuyor mu? Kurtulmuyor. Ne yapacak? Bu sefer o alacakların, mazlumların günü alınacak. Buna yüklenecek mi? Bak muhtemelen. İşte halk arasında yalnız bir görüş halk arasında böyle. Ne diyor halk arasında? Ya filan namaza kılıyor ama şimdi haca maca gidiyor ama boşuna gidiyor. Neden? Şöyle şey yapmış zamanında. Yani yapmaz, daha şey yapmamış lazım mı? Bak böyle. İyem'de öyle buyuruyor Yaman Kazasetleri. Kim üzerinde kul hakkı varsa diyor, helallik alması mümkün değilse diyor, çok ibadet yapsın muhtemelen. Çok ameli salih işlesin böyle. Yani sadaka versin, şunu yapsın, bunu yapsın, zeki üretsin böyle. Çok yapsın ki böyle diyor. Ve zamanla kendine kalsın muhtemelen. Yetine kalsın, kendine kalsın böyle muhtemelen. Sümme turiya finnar. Altında cehenneme alır. Demek ki mahşere gelirken kendine güveniyor be. Ahmet'e baktı böyle. Beş namazı tamam. Oruçları tamam, zekat tamam, ne ibadeti varsa, haç varsa onu yapmış. Allah'ın da ibadeti yapmış, hepsini yapmış bunların bu şekilde.
Demek ki alacak çok ama. Yani huyu biraz kötü, huyu, ahlak. Demek yaramaz ahlakı kendisi böyle sert mizaçlı, çabuk kalp kırıcı böyle, kalp kırıcı, kaba tip yani kişi bu şekilde çok kişi kalbi kırmış muhtemelen. Vurdu, kırdı, ona bundan dışında daha başka böyle. Ne oluyor? Ona bunu sağlam veriliyor ama yetmedi. Kurtulmuyor. Ne yapacak bu sefer? Demek ki sevabı daha çok olsa yetecek. Yetmedi sevabı. Ne yapıyor bu sefer? Alacakların günahında mı yükleniyor? Yani yapmadığı günahın azabı çekecek cehenneme bak. Var muhtemelen. Kendine bak namaz niyazında haram işlemiyor. İçki içmiyor, konumuyor, fuhuş yapmıyor kendisi bu şekilde. Ama alacaklı o kişi değil mi? İçki içmiş, kum oynamış, faiz yemiş, hatta zina etmiş. Bunun sevabı yetmedi. Yetmedi ya da sevabı çok az. Ne alıyor? Onun günahı yükseliyor muhtemelen böyle. Atlar cehenneme, içkinin içi yanacak, kumaş yanacak. Hele zina suçu çok zor diyor muhtemelen mahşerde. Cehennem çok zor muhtemelen böyle. Yani bir küp şeklinde altı geniş, üstü dar. Ama tabii işin dünya alır. Cehennem muhtemelen. O kadar muazzam büyük. Demirden. Demirden. Muazzam sıcak mı sıcak mı? Muhtemelen. İçinde erkek kadınlar, zina edenler. Çıplak ama. Erkek kadın için çıplak mı? İşte böyle. Yani cehenneme çıksalar küpten okuyacak, sevinecekler muhtemelen. O kadar sıcak mı? Böyle. O kadar sıcak böyle. Çırsak bir şekilde. Arada bir ateş daha hızlanıyor. Yükseliyor. Buna da yukarı çıkıyor böyle, başlar böyle. Başlar figana, ah vah ağlamaksızdan bu şekilde böyle, böyle. Neden? Yani zina ederken aldığı zevk kadar o da acısı fazla olur böyle böyle. Yani en büyük azap cehennemde zina edenler Allah korusun böyle böyle. Tabii el zinası var, göz zinası var, kulak zinası var, ayak zinası var muhtemelen bu şekilde. Aşama aşama Allah hepimiz korusun böyle. Şimdi gelelim şehitlere muhteremler. Allah'ın şehit olduğu. Bunun günah kalmadı ama. Günah sıfırdı baktım. Yani kim Allah yoluna şehit olabilir, misyonu alabilir. Allah'ın şehit olmuşsa günah hep siliniyor ama böyle. Kula karşılıklı kalıyor böyle. Tabi mahşere geldi. Tabi bunda gene bir sevabı vardır muhteremler böyle. Gene sevabı vardır bu şekilde. Ve sevabı çoktur bunların. Bunlar deniyor, ahiret zengini bunlar muhtemelen böyle. Evliyalar, sıddıklar, böyle Allah'ın salih kulları, bunun adı ahiret zengini. Yani sevabı çok. Namazında, niyazında mesela, sohbette, Kur'an'da, zikrede böyle, Allah yolunda, emr-i maruf'ta böyle, dine hizmette, çalışmada böyle. Yani her an sevabı işliyor. Sevabı çok. Günah sıfır, günah sevabı çok. Ahiret zengini. Ne anlama geliyor bu? Mesela bir insanın geliri çok az. Aldığı para ev kirasına bile yetmiyor kendisine. Bakın doğal gazı fatura geliyor, elektriğe geliyor, suya geliyor, ona buna geliyor fatura şaşırıyor. Yetmiyor. Nasıl versin bunları? Ama zengin insan değil mi? Geçti olmuyor. Nedir elektrik su parası? Evet, alıp bakalım. Demek ki şehitler, evliyalar, Allah'ın sıddık, Allah'ın salih kulları. Bunların hayatı boşa geçmez muhtemelen bunlar böyle. Hep bunlar. Bunların sevabı çoktur. Ne yapacak? Kulak varsa da, tabi azırına kulakları alacakları vardır. Gene olabilir bu şekilde. Tamam al bakalım sana şu kadar, al bakalım sana şu kadar böyle. Kalan sevap ne oldu? Günah sıfır. Muhtemelen. Mahşerde mizan var. Mizan yani tartı terazi var muhtemelen. Mizan var. Bunun sağ kefesine konuyor, sevapla konuyor böyle. Solunda günah konuyor muhtemelen böyle. Eğer insanın sevabı günahından fazla gelse, ağır gelse, sekül mevazin konuyor. Sekül mevazin diyor. Yani kimin sevabı günahından fazla gelse, sevabı ağır gelse, ne kadar ağır gelse, bir mercime kadar, bir zerre bakılır. Ağır gelse,
Gençler de muhtemelen bakmıyor. Onun için çok sual yapmak lazım muhtemelenler. Kul hakkında düşünelim. Onlar çıktıktan sonra kalan sevap, kalan sevap günahımızı geçsin inşallah muhtemelen. Onu çalışalım inşallah. Şimdi gelin bir de inşallah affetme. Bu kimden geliyor? Mazlumdan. Kişi yalnız zulme uğramış, haksız uğramış, dövülmüş, sövülmüş, itilmiş, kalkmış, neyse mesela, her şeyi görmüş. Eğer affederse, bunun mükafatı için mahşerde. Şimdi Mevlam buyuruyor ayet-i kerimesinde, Şura suresinde ayet-i kerime, ayet 40, seyrettin misluha. Siyyenin cezası karşılığı, seyyeti misliha. Aynı misliyle verecek. Buna kişinin hakkı var bakın. Hakkı var bakın. Yani bir insana bir tokat vurmuş, o da bir tokat vurabilir muhtemelen böyle. O çıplak elle vurmuş, sopayla vurursa, bu haksız olur bakın böyle. Benim seyyenin cezası bir misliha, misliha aynı misliyle. Aynı böyle böyle. Ona bir şey söyledi. Ha bu hayvan, o sen hayvansın dedim. O kadar böyle yaptım böyle. Ya sen şu şu demedi, karıştırma fazla böyle. Demek ki bir insan haklı uğramış, aynı misliyle hakkını kendine savunur. Karşına cevap verebilir böyle. Hemen affa, ama affederse susuyor. Cevap vermiyorum böyle. Al dövdüm, ne şunu yaptım mesela, malını al, şunu al bu şekilde. Neyse çıkarmıyor muhtemelen böyle. Affederse. Ve asla ve surelere barışırsa onunla böyle, daha durmazsa. Yapmak biraz zordu muhtemelen böyle. Kişi mazlum, haksız uğramış. Belki yıllarca mesela konu komşu vardır böyle. Hep ondan bir zarar görüyor. Hakaret ediyor kendisine. Şunlar bunları yapıyor bunlara böyle. Bunlar sineye çekse, Allah'a verse bunları böyle. Bir daha hiç olmamış gibi böyle davranıyor. Gel ona selam, kerem konuşuyor kendisine böyle yaparsa. Fecu alallah. Onun için Allah'a etti. Allah'ın sevabının haddi yok. Fecu alallah. Bunun alacağı mükemmel ecri sevabı Allah. Allah verecek ama. Ya namazın sevabı belli. Şunun sevabı, bunun sevabı belli. Ama bir kişi haksız uğradığı halde bir defa, üç defa, neyse mi uğradığı halde hiç karşılık vermese, hatta hadise geliyor gücü yettiği halde mutlaka böyle. İndire kudeti. Afallahu yemli kıyamet huseti. Yani gücü yettiği halde, uymadı ona. Uymadı ona, boş verdi. Bir de onu affetti ama. Affetti ama böyle böyle. Mesela haksız orada suslu, alacak maaş hakkını böyle. Ama hakkından vazgeçiyor, o anlamıyor. Hakkından vazgeçiyor muhtemelen bak. Hakkından vazgeçiyor. Aramızda su ediyor gene konuşuyor. Bunun ecri, Allah Allah Teala. Şimdi mahşer yerinde muhteremler, kul mahşere geldiği insanlar. Sıra geldi kul hakkına. Bakın iki koyun değil mi çarpış iki koyun? Yine kütülüyorlar, tosluyorlar birbirlerine. Biri boynuzlu, biri boynuzsuz. Hakkı alacak mı? Yani insan hayvan hak olacak bu şekilde böyle. Şimdi sıra geldi, kul hakkına geldi. Bir peygamber Hazreti Tabarani'de İzaki Emni Kıyameti o mahşer gün mahşerinde nada münadin melek görünmeden nida edecek, seslenecek arşın altından bir melek mutlaka. Öyle gür sesi ki, yani dünyada konuşsun, göklere gider her tarafta sesi böyle, melek. Mahşerde, arşın altında
Melek ne derse böylece. لَيَكُمْ مَنْ كَانْ اَرْجُوا عَلَى اللّٰهِ diyecek. Kimin Allah'a ecri Allah'a aitse, onlar kalksın gelsin bakalım buraya. Kimin ecri, mükâh Allah'a aitse böyle. Affetmiş bunu. Demek ki diyen affederse, yani hakkına vazgeçerse, mahşerde davacı olmayacak onlar ama, dünyada da onun davacı olmayacak. Hakkına vazgeçerse baktığında olacak. Ecri Allah'a mahvetleri verecek. Diyor ki melek, kimin ecri Allah'a aitse, onlar kalksın gelsin bakalım buraya. İlla illel affune minen nâsı. Ancak affedenler, ne diyecekler muhtemelen böyle. Bir de şöyle olacak. Şimdi mahşer gününde yine dünyanın zulüm oran kişi öyle birinden zulüm görmüş ki o kişi zamanda bir kötü insanmış. Dönüş yapmış. Tevbe etmiş, alnı secdeye varmış, Allah'a sevgili veli kul olmuş kişi canlı. Allah katında çok böyle mesela. Alkolü şu bu derken böyle, evliyormuş da zamanla bu tarafa. Açık bu kapı herkese böyle. Şimdi sıra ona geldi. Alacaktı geliyor. Geliyor, ya Rabbi bana bu böyle 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 yapmıştı bu. Allah bunu çok seviyor ama şimdi. Allah affetmiyor ama. Diyecek ki melek kuluna, kulunun başına kalır bakıyor, bakıyor yukarıya. Bakacak, o cenneti görecek, cenneti melek böyle. Öyle bir cennet ki böyle, diğer cennetten daha farklı bir cenneti gibi bir yer yapıyor görecek böyle. O kadar gözleri kamaştıramdır. Böyle, böyle şaşalı böyle. Böyle muazzam cenneti görecek olsun böyle. Ya Rabbi, kimlerin bu makam bunlar böyle? Peygamberlerin kendi makamında bunda ya Rabbi. Bu şekilde böyle. Kim affederse, hakkına bakarsa onlara makam, onlara makam. Ya affettim ya Rabbi diye bu şekilde böyle. Böyle. Ecri Allah'a muhtemelen böyle. Yani bir insan hakkını helal etmese, etmeyebilir. Zorunlu yok. Ama tavsiye ederim ben böyle. Hakkı etmese, yani mahşerde de hakkını almayacak ama affederse ona o sevap verecek mi kutlarına verecek? Diyecek ki ya Rabbi keşke daha çok yapsaydı zulüm de daha yüksek makam çıksaydı. Yani Allah'ın verdiği o makam mükafat böyle kul şeyine benzemiyor kutlarına böyle böyle. Ona benzemiyor kutlarına böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazretleri, Peygamberimiz, ahir zaman Nebisi, Hatemül Enbiya, Rüzül Üzam, Peygamberimiz böyle. Hastalığında, Veda Haccı'ndan dönüşünde Peygamberimiz, hastalığı safır ayında, ateş başladı, yüksek ateş. Çok yandı muazzam böyle, ateş gibi yandı böyle. Bu da ölüm hasta oldu kendisine böyle. Tabi sahabeler alıştılar Peygamber'in sohbetine. O Resulullah Allah'ın Resulü Habibi Hüda. Her namazın sayımını aşağı yukarı böyle. Döner de Eshab-ı Kiram'ına böyle. Bir şey anlat onlara böyle bir şey böyle. Tabi bir peygamber sohbetinde olan bu manevi ruhsal hal. Hani feyiz mutlaka böyle böyle. Hatta bazı sahabeler Melek'te gülü hale geldi böyle. Öyle hale oluyor ki bazı sahabeler artık meleklerin fark ediyor o gezdiğini. Oh makam geliyor böyle. Geliyorlar. Tabi hastalanınca namaza geliyordu, kıldırıyordu, elini atıyordu yatağına. Konuşamıyordu böyle. Eshab-ı kiram artık şaşırdılar muhteremler. Yani peygambersiz dünya. Onlar için kapkaranlık, zifir karanlık mı? Onlar için sahabe için böyle. Altında sohbete almışlar. Umarım sohbetlere. Sahabeler işini gücüne bıraktılar.
uykularına kaçtı, yemiş içmek şahlarına kaçtı böyle. Etrafı dolaşırlar meşret anı böyle. Ne oldu ki Resulullah acaba? Geldiğim şey gelmiyor ki ama. Neden gelmiyor? Peygamber haber aldı bunu. Peygamber meşrete geldi. Öğle namazı önce geldi. Erken geldi o gün. Hazretleri bir koluna girdi. Hazretleri Fadıl. O da amca oldu böyle. Abbas oldu böyle. İki amca oldu. Hem bir damat oluyor böyle. İkisi koluna girdi. Koltuğuna girdi. Meşrete geldi. Minberine ilk basına oturdu. Aşağıda oturdu böyle. Döndü hesabına böyle. Çıkamadı yukarı böyle. Harsız. Tabi Allah'ım senden sonra hesabım benim için üzülüyormuşsunuz. Hangi peygamberden kaldı ki ben de kalayım size böyle kalayım böyle. Bu ağzı bu ağzı Allah'ın bu ağzı bu şekilde böyle. Peygamberimizde helalık almaya gidip size böyle böyle. Eğer kimin arkasından vurmuşsam, bak peygamber böyle. Kimin arkasından vurmuşsam, işte sırtım. Gerçekten vurursam. Üç sefer. Hesabım, size rica ediyorum. Rica ediyorum böyle. Bire bilmiyor tabi, vurmazsa bire tabi böyle. Hatır gibi olsun böyle. Kimin arkanın sırtına vurmuşsam, iş arkam gelsin vursun. Üç sefer ses yok. Hesabım, kim malını almışsam, veresiye, borca, borca, ödüş neyse mesela, vermemişsem, içsem malım, parayı koy ortaya koymadım böyle. Geç alsın bu üç sefer böyle. Ses çıkmadı kimseler böyle. Diyor Aleyhisselatü Hazretleri ezan oldu orada böyle. Ezan okundu, namazı kıldırdı. Aynı gene oturum oturuyor. Yani bu olay ben çok benim duygulandım oturuyor böyle böyle. Allah'ın hatırı, peygamberimizin bak bu korkma, kul hakkına korkması o var mı? Namaz böyle oturuyor yine minbere. Aynı şey kaldı üç sefer. Hesabım ne olur? Mahşere kalmasın. Kim size beni alacağını hakkını ben ondan sevineceğim. Ne olur? Yalvardı onlara muhtemelen böyle. Dedi ki ya Resulallah sen iki dirhem borcu almıştın bende. Bir yere sıkılmış alırken vermiş üç dirhem. Unutmuş peygamberi böyle. Gel al bakalım. Aldı muhtemelen de. Kimin o kadar bulmuşsam gelsin vursun. Biri çıktı. Hazreti Ükkaşe. Ya Resulallah bir gün de böyle sefere giderken sen devrine çaparken, yapacakken benim sırtıma vurdu senin kamçın. Ya hatta yanlış mı? Senin kamçın benim sırtıma vurdu. Yanına gidiyormuş işte böyle. Böyle böyle oldu böyle. Ama gel bakalım sen bu sırtıma. Tabii diğer sahabeler, Hazreti Ömer yetendi. Mükaşı ne yapıyorsun? Gel bana vur. Gel bana vur. Yapma. Yok. Ben de şey yapıyorum. Bana vurursun ama bu şey böyle. İşte geldi. Peygamber döndü. Hadi vur Mükaşı'ya. Ama ya Resulallah o zaman benim sırtım çıplaktı ama yoktu gömleğim. Senin gömleğin var şimdi. Çıkarayım. Ben çıkarım gömleğim. Mükaşı vur şimdi bu şekilde. Arkasına yapıştı. Peygamber arkasında mühür vardı muhtemelen. Onu öptü. Onu görmek için yapmış mısın? Böyle. Ya Resulallah, Allah bir nasıl böyle böyle. Hayır sanmıyor bir şey yapmadım bu şekilde. Sır o nübet mühürünü öpeyim diye böyle yaptım bu şekilde böyle. Peygamberimizin kalbinin tam hizası arkasında işte bir direm yuvarlak bir şey böyle. Yani bir liradan bir büyük kalbi şey böyle. Bir mühür vardı muhtemelen. Böyle böyle böyle. O var böyle. Ondan sonra sahabeler tabi haklı olmak kendisi bu şekilde. Hatta peygamberin vefatında muhtemelen, vefat peygamber ayasıtlarının. Peygamber tabi çok acı çekti. İki misterili peygamberin insandan her şeyi böyle. Fakat ölümü öldü anlaşılmadı ama. Yanında Ezra-i Mütuharat, kızı Ayşe'nin bebeği hepsi böyle. Yanında bu şekilde böylece. Peygamber öyle baktığında durdu bir şekilde, yüzü gülümsüyor. Yüzü hafif tabi sarardı ama diğer cenazeye benzemedi ama tabi. Boramış yokmuş böyle böyle. Yani canlı sanki diri böyle. Yani böyle. Ölü böyle değil. Şimdi başlarında yanında bulunan kadınlar vardı. Ya yok öldü ölmedi, yok öldü ölmedi.
derken Ümmü Eymen var, Ümmü Eymen. Peygamberimizin ikinci anası. Yani o bakmış Peygamberimiz çocukluğundan muhteremler. Babası kölesiydi. O aklına geldi. Bakın sırada dedi böyle. Eğer mühür duruyorsa ölmemiştir. Mühür gitmişse ölmüştür. Sıra gönül vakti muhteremde mühür kaybolmuştur böyle. Kaybolmuştur bu şekilde böylece. İşte muhteremler, yani elimizden geldiği kadar inşallah kul hakkından kaçıralım muhteremler böyle böyle. Kimsenin gönlünü kırmamak gerekiyor. Olacak, verecek, her konuşta, komşulukta, akrabada, eşler arasında muhterem, eşler arasında muhterem böyle. Karı koyu arasında böyle bunlar böyle. Çok dikkat etmek gerekiyor bunlara. Çünkü mahşerine de sahip gidiyor muhteremler böyle. Sen bir de muhtemelen bir şey böylece. Allah korusun kişi ne yapacak? Yani bu insanlar evet namaz da kılar, hacca gider ama kabı yapılır böyle. Sert mesaj olur, çabuk gönül kırıcı olur bu şekilde. Ne yapar? İbadeti çoktur ama kulaklığı çoktur muhtemelen böyle bak. Ne yapıyor? Yetmiyor sevabı. Onun günahı yükleniyor. Onun günahını da o çekiyor cehennemde azalmak. Allah korusun seni böyle. Nihayetane Fatiha.